hem enflasyon verisini, bugün gelen Eylül ayı enflasyon verisini hem de piyasalardaki gelişmeleri konuğumuzla değerlendireceğiz. Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler Araştırma ve Kurumsal Finansman Müdürü Barış Ürkün bizimle beraber. Hoş geldiniz kahve molasına. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Enflasyonla başlayalım. Türkiye İstatistik Kurumu Eylül ayı enflasyon verilerini açıkladı. Aylık bazda beklentilerin altında %4,75 seviyesinde, yıllık olarak da %61,53 olarak gerçekleşti. Ne dersiniz? Evet, yani enflasyon problemimiz devam ediyor diyebiliriz tabii ki aslında. %61,53 bir önceki aya göre bir miktar yıllık bazda yükselişe işaret ediyor. %59'daydı geçen ayki veride yıllık bazda. Tabii enflasyon göstergelerine baktığımızda zaten hani bu eğilimin devam etmesine yönelik durum ortada gözüküyordu zaten. Hani kurun geldiği seviye itibariyle yaratılan maliyet artışları etkisi, işte bunun akaryakıt fiyatlarına yansımaları, diğer maliyet unsurlarına etkisi, aynı zamanda mevsimsellik özellikleri de göz önünde bulundurmalı ki eğitim harcamalarında ciddi bazda, aylık bazda bir artış olduğunu görüyoruz. %30,3'lük bir artış var. Onun da bir etkisi tabii enflasyondaki yukarı hareketinin devam etmesinde etken olmakta gözüküyor. Bu bağlamda da yıl sonuna kadar bakıldığında işte orta vadeli programda ortaya konulan %68'lik yıllık enflasyon seviyesine gitme konusunda biraz da hedefe ulaşılacağına dair beklentiyi de paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Üretici fiyatları tarafında bir miktar yıllık bazda gerileme olduğunu görüyoruz, fakat önümüzdeki kalan, işte yılın geri kalan ayları içerisinde baktığımızda kurun bir etkisi, her ne kadar parasal sıkılaştırma programı şu anda daha güçlü bir şekilde devam ediyor olsa da enflasyonla mücadelede büyük ihtimalle bunun etkilerini 2024'te itibariyle görme olasılığımız tabii çok çok, çok yüksek bu görüntüde. O yüzden enflasyondaki yükseliş eğiliminin bu düzeyde devam etmesini göreceğiz gibi de gözüküyor diye düşünüyorum ben. Bu açıdan yorumlamak lazım, ama mücadele edilmesi için de ortaya bir yol kondu. Bunun etkilerini dediğim gibi biraz daha görmek için zamana ihtiyacımızın olduğu bir süreçteyiz şu anda. Evet. Şimdi borsaya bakalım, biraz önce aktardım. Yeni haftaya, hatta yeni aya rekorla başladı. 8511 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmüştü. Dünkü rekor tazeledi. 8562 ile bugün rekor kırdı. Şu anda da 8522 seviyelerinde. Ne dersiniz, tekrar o kısacık süren düzeltme hareketinin ardından yeniden rekor rallisi göreceğiz gibi mi görünüyor? Açıkçası Borsa İstanbul yoluna devam ediyor. 8400'lü seviyelerde bir takılma gösterir gibi oldu. İkinci bir ikili zirve görüntüsü yaptı teknik bazda baktığımızda. Dün itibariyle bu seviyenin üzerine geçildiğini görmek tabii ki olumlu bir gelişme. Bugün baktığımızda 8560'ın üzeri denendi. Bunun üzerinde bir tutunma olup olmayacağını aramamız lazım. Mesela şu anda baktığımızda 8526'da. Açısı 8500-8400 bölgesi üzerinde tutunma devam ettiğini görmeye başlarsak da endekste yeni yukarı seviyeler olarak işte 9000 öncelikle, ondan sonra da yılın sonuna doğru da 10000 seviyesinin görülmesi çok uzak bir görüntü değil gibi duruyor kanaatimizce. Yani baktığımızda yani finansallar açıklanmaya başlanacak. Üçüncü çeyrek finansallarını göreceğiz. Burada tabii ki hisse bazlı hareketleri görme ihtimalimiz artıyor olacak. Ama belli başlı bazı sektörler, işte turizm, havayolu ulaştırma sektörü gibi, otomotiv sektörü gibi hisselerde önemli hareketlilikten olduğunu görme ihtimalimiz var. Bankacılıkta dahil olmak üzere buna. O yüzden endeks tarafında hareketli günler bizi bekliyor olabilir diye düşünüyorum. Fakat trendde şu anda bir değişiklik olmadığını da eklemek ve belirtmek lazım. O yüzden öncelikle bir 8400 üzerinde tutunma, belki biraz daha aşağı gelirse 8200, yani bu bölge üzerinde kaldığı müddetçe yukarı yönlü hareketin hem yurt içi yatırımcıların katkısı hem de yurt dışından artık kademe kademe biraz daha belki artma ihtimali var. Çünkü hem yurt dışında yabancı kuruluşlardan gelen görünüm güncelleştirmeleri, hem yabancı yatırımcılarla yapılan görüşmeler, ki Sayın Mehmet Şimşek yarın yine bir görüşme silsilesi başlatıyor olacak. Bunların da etkilerini görme ihtimalimizin olduğunu düşünüyorum ben. O açıdan değerlendirdiğimizde endeksteki şu andaki trendin yukarı olmaya devam ettiğini, görme ihtimalimizin yüksek olduğunu bu noktada herhalde paylaşılabiliriz diye düşünüyorum. Altınla ilgili de görüşlerinizi almak istiyorum. Ons altın geçen hafta 1900 kritik seviyenin altına geriledi. 7 ayın en düşük, evet, seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Hem ons hem de gram altın için ne dersiniz, bu seviyeler alım fırsatı diyebilir miyiz? Evet, yani ons altında da yani bir süredir ciddi bir satış baskısı var. Arka arkaya 7 gündür
devam eden bir düşüş var. Burada önemli etken FED tarafından gelen açıklamaların şu anda yatırımcılar nezdinde faiz artımının devam edeceğine ilişkin beklentileri karşılamasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum bu fiyatlamanın. Bu etki Amerikan 10 yıllık faizlerini yukarıda tutmaya yetiyor. %4.6 hatta daha yukarı seviyeler test edilmekte. Ve buna mukabil aynı zamanda yatırımcılar dolarda kalmayı tercih ediyor. Güçlü bir dolar hareketi de var. 106-107 bandının üzerinde kalmaya çalışan bir dolar endeks hareketi var. Böyle olunca ons altın tarafında bir geri çekilmenin sert düzeyde olduğunu görmüştük. Bugün bir miktar tepki geliyor açıkçası yani. Burada 1815'ten gelen bir tepki var ki destek bölgelerinden, seviyelerinden bir tanesiydi takip ettiğim. Ons altının fiyatlamasını etkileyecek önemli bir gelişme bu hafta Cuma günü gelecek olan tarım dışı istihdam raporu olacak. Hem istihdam tarafında hem de ücretler tarafında son zamanlarda gelen verilere paralel şekilde enflasyonda düşüş olduğuna işaret edecek, geçen Cuma gelen çekirdek PCE'deki gibi ona işaret edecek bir sonuç gelirse ons altındaki bu kadar düşüşten sonra bir tepki gelmesini hemen bekliyorum açıkçası. Bu da özellikle faiz artırım sürecine ilişkin beklentilerin biraz zayıflamasına neden olabilir diye tahmin ediyorum. Eğer böyle gelirse bu fiyatlamadan sonraki süreçte bir tepki hareketi gelebilir. Yani o yüzden yukarılarda ilk etapta bir 1830-35 bölgesi, daha sonra 1865 seviyelerini takip etmemiz gereken bir süreç yaşayacağız diye düşünüyorum ons altın tarafında. Tabii bunun yani özetlemek gerekirse gram altın tarafında da yansımaları da tabii gerçekleşecektir. Bu bağlamda da dolar TL'nin de yukarı hareketini gördüğümüz bu görüntüde eğer ons altın beklediğimiz tepki hareketini yaparsa gram altın cephesinde de 1600 seviyelerinden başlayan tepkinin yukarı hareketlerde yeniden bir 1625-30-35 hatta daha yukarı seviyelerine geldiğinde görme ihtimalimiz olabilir. O yüzden bu hafta Cuma günkü veriler, hatta hafta 30 gelecek verilerde istihdam verileri önem arz etmekte diyerek o tarafı da şöyle yorumlayayım. Çok teşekkür ediyoruz. Ahlatçı Yatırım Menkul Değerler Araştırma ve Kurumsal Finansman Müdürü Barış Ürkün. Değerli vaktinizi ayırdığınız için, katkılarınız için.